Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte önümde görmüş olduğunuz kutudan çıkan Apple Watch'un incelemesini yapacağız. Ben Barış Kahraman, WebTekno'ya hoş geldiniz. Evet, muhtemelen kutunun üzerindeki bu arkadaşın ne olduğunu merak ediyorsunuz. Bu şarj aletinin Türkiye'deki prizlerle uyumlu çalışmasını sağlayan bir aparat. Cihaz yurt dışından geldiğinden, Türkiye için üretilmediğinden böyle bir şey kutunun üzerine yapıştırılmış olarak geliyor tedarikçi tarafından. Kutunun bütün estetiğini bozuyor. Bunun dışında Apple Store yerine internetten çeşitli alışveriş sitelerinden sahip olabildiğiniz Apple Watch'un Türkiye fiyatı 2000 lira civarında. Ve kutuyu aldığınızda açıkçası 2000 liranın hakkını veren bir cihaza sahip olduğunuzu düşünüyorsunuz ilk bakışta. Çünkü MacBook kutusundan daha ağır neredeyse. Kutuyu yavaş yavaş açalım. Apple'ın bütün kutularında olduğu gibi gayet şık, sade bir tasarımı var. Üzerinde kabartmalı watch yazmışlar falan. Güzel olmuş. Aynı şekilde Türkçe kullanım kılavuzu da tedarikçi tarafından sağlanmış. Bu nedenle Apple kalitesine sahip değil. İlk önce yedek kayışımız çıkıyor. Kısa ve orta boy için saatin orijinalinde uzun kayış var. Şöyle göstereyim size. Bunun arkasında ne oldu ne bittiğine dair bir sürü kağıt var. Ardından kutunun içinden başka bir kutu çıkıyor. Biraz sonra açacağım bunu. Şarj aletinden bahsetmek istiyorum öncelikle. Şarj aparatı şu şekilde. Biraz önce dediğim gibi Türkiye'deki prizlerle uyumlu olması için bir aparat gönderiyorlar. Çünkü şu şekilde üçlü bir girişe sahip. Bunu takarak Türkiye'deki prizlere uygun hale getirebiliyorsunuz. Ayrıca çok değişik bir şarj teknolojisi kullanmışlar diyeyim. Şöyle bir zımbırtı var kabloda. Bunun üzerine saatinizi, mıknatıslı bu. Bunun üzerine saatinizi bırakıyorsunuz ve kendisi şarj olmaya başlıyor. Bütün bu kutunun tamamı 2000 lira. Evet, saatimizin nihai kutusuyla baş başa kaldık en sonunda. Bunu da açtıktan sonra Apple Watch'a erişim sağlamış oluyoruz arkadaşlar. İlk bakışta açıkçası 2000 lira eder mi diye düşünebilirsiniz. Plastik kayışları çok kaliteliymiş hissi vermiyor diyebilirim açıkçası. Hani Japon pazarından aldığınız oyuncaklar gibi 1 liralık plastik şey gibi. Evet, beğenmedim. Ama işlevi ilginç. Takması biraz sıkıntılı çünkü normal saat takarmış gibi değil. Önce arka tarafını takıyorsunuz, ondan sonra bunu içinden geçiriyorsunuz. Takma süreci biraz sıkıntılı ama kayış dışında tasarımının gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Bizimki 42 inçlik büyük olan versiyonu, alüminyum gövdeli. Arka tarafında gördüğünüz gibi 4 tane sensörü var. Bu kalp atış hızınızı vesaireyi, bilek hareketlerinizi algılamaya yarıyor. Yan tarafında 2 tane düğmesi var. Birisi normal saat ayarında kullandığımız tuş gibi çevirebildiğimiz ve basabildiğimiz bir düğme, bastığımız zaman açılıyor gördüğünüz gibi saatimiz. Diğeri de kontaklara girmemizi sağlayan alternatif bir tuş olmuş diyebilirim. Kullanımı çok son derece rahat. Bileğinizde neredeyse yokmuş gibi ya da normal bir saat takıyormuşsunuz gibi. O yüzden son derece ergonomik. Kayışı plastik olmasına rağmen çok hissettirmiyor ya da rahatsızlık duygusu vermiyor. Zaten 1-2 gün taktıktan sonra kolunuzda hiç yokmuş gibi davranmaya başlıyorsunuz. Tasarımından böyle kısaca bahsettikten sonra dilerseniz uygulamalarından, eşleşmesinden ve özelliklerinden bahsedelim. Bakalım gerçekten 2000 lira ediyor mu? Evet, Apple Watch'umuzu biraz önce gösterdiğimiz şarj aletine taktık çünkü şarjı bitiyordu. O şekilde göstereceğim. Telefonla senkronizasyonunu çok güzel yapmışlar. Şu an bir senkronizasyon işlemini gösterelim size. Eşleşmeyi başlat dediğimizde şu çıkan kameradan direkt görüyoruz. Türkçe dil seçeneği var. Onu seçiyoruz ve eşleşmeyi başlat diyoruz. Ardından telefonumuzdan görüntüyü sabitliyoruz. Ondan sonra telefonun bunu görmesini bekliyoruz ve bizim telefonumuz daha önce senkronize olduğu için yedekten geri yükle deme şansımız var. Bunu geri yükleden seçtiğimizde saatimiz ve telefonumuz birbirine senkronize olacak. Kabul ediyoruz. Ardından Apple kimliğimizi giriyoruz. Evet, Apple kullanıcı kimliğimizi de girdikten sonra saatimizin özelliklerini bize gösteriyor. Onları tamam diyerek geçiyoruz. Zaten biraz sonra anlatacağız hepsini. Ardından saatimizin ekranından bir parola yaratıyoruz. Bunu da girdikten sonra saatimiz telefonumuzla eşleniyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Apple Watch hazır diye bir uyarı geliyor ve artık saatim uygulamasına, Apple Watch uygulamasına erişim sağlayabiliyoruz. Önce telefondaki uygulamadan bahsedeyim, ondan sonra saatin özelliklerinden bahsedeceğim. Buradan uygulama yerleşimi diyerek mesela uygulamaların telefonumuzdaki yerini değiştirebiliyoruz. Telefonun uygulama ekranına girebiliyoruz buradan ve bu uygulamaları tutup aşağı kaydırdığımızda hemen telefonumuzda atıyor. Mesela şurada borsa uygulaması var. Bunu da çok kullanmayız. Aşağı atalım. Skype'ı daha çok kullanırız. Skype'ı biraz yukarı alalım diye bu şekilde pırt pırt yerlerini değiştirebiliyoruz. Çok da eğlenceli olmuş. Bunun dışında uçak modu var. Bildirim ayarlarımızı buradan değiştirebiliyoruz. Hangi uygulamalardan bildirim almak istiyorsak onların ayarları değişebiliyor. Buradan telefonun diğer ayarlarını dilediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Parolamızı değiştirme, metin boyutunu değiştirme gibi. Şimdi telefonu bir kenara atalım ve saatin kendisinden bahsedelim. Daha sonra fotoğraf kısmında tekrar telefonu geri alacağız. Çünkü telefonumuzun kamerasını saatimizden yönlendirebiliyoruz. O da kullanması çok eğlenceli unsurlardan birisi olmuş. Evet, saati bileğime taktım. Bu şekilde açıklamak, anlatmak daha rahat olacak. Çünkü ekran her karardığında aydınlatmak için bileğinizde değilken koyduğunuz parolayı istiyor. Bu da çalınmaya karşı bir önlem olarak geliştirilmiş. Ayrıca düğmeye basmadan da bileğinizi çevirdiğinizde saatin ekranı yeniden aydınlanıyor. Ekranın bir başka özelliği de yeni MacBook'larda kullanılan Force Touch özelliğine sahip olması. Hemen göstereyim. Bastığınız zaman hiçbir şey yokken biraz daha bastırdığınızda özelleştirme ekranına dönüyorsunuz. Biraz gösterelim şuradan. İşlevsel modu var. Saatin görüntüsünü değiştiren sade modu var. Astronomi modu diye bir şeyler var. Bunlar var. Mickey Mouse var mesela, çok ilginç. Apple'ın özelleştirme adı altında sunduğu seçenekler bunlar. Biz renkliyi deneyelim mesela. Özelleştir diyoruz. Buradan saatimizin yan tarafındaki düğme ile rengini değiştirebiliyoruz. Sizin de görebildiğiniz gibi. Ben maviyi tercih ettim açık bu inceleme videosu için ve tekrar döndüğümüzde ana ekranımıza geçiyoruz. Bunun dışında ekranı yukarıdan kaydırdığımızda bildirim ekranımız geliyor. Şu an herhangi bir bildirimimiz yok. Telefondaki bildirim ekranıyla aynı mantıkla ilerliyor. Aynı zamanda şuraya bastığımızda biraz önceki uygulama ekranımıza dönüp uygulama ekranımızı böyle zoomlayabiliyoruz. Peki bu saatle neler yapabiliyoruz? Saatimizin en büyük özelliği arama yapabiliyor olması arkadaşlar. Şuradan rehbere girdiğimizde telefonumuzun rehberindeki bütün insanları görebiliyoruz. Ve bu insanlardan istediğimizi arayabiliyoruz. Aramak için Siri'yi kullanma imkanımız var. O da çok avantajlı olmuş. Bu tuşa basılı tuttuğumuzda Siri geliyor karşımıza. Siri merhaba. Geliyor karşımızayı da almış. Siri de selam söylüyor yazmış bize kendisi. Tekrar ana ekranımıza dönelim. Bunun dışında mesaj gönderebiliyoruz. Mesajları da bize Siri gönderiyor. Siri'ye dikte ettirerek yazıyoruz daha doğrusu. Bu arada Siri'nin Türkçesi oldukça gelişmiş. Autocorrect, mesajlardaki autocorrect kısmında yaptığı hataları Siri artık yapmıyor diyebilirim. Bu açıdan da eğlenceli olmuş. Ve pek tabii ki günümüzün en moda uygulamaları olan fitness uygulamaları mevcut. Yaptığımız aktiviteleri buradan takip edebiliyoruz. Yaktığımız kaloriyi görebiliyoruz. Ne kadar egzersiz yaptığımızı takip edebiliyoruz gibi özellikleri mevcut saatimizin, fitness uygulamasının. Aynı zamanda kalp atış hızımızı da ölçüyor. Evet, ana ekranımızdan yukarıdaki bildirim ekranı yerine aşağıdan bir bildirim ekranı çıkartarak kalp atış hızımızı ölçebiliriz. Mesela ölçüyormuş şu an. Bekliyoruz. Biraz zaman alıyor ölçmesi. Şu an bileğimi algılayamıyor sanırım. Evet, 77 olarak ölçtü dakikada kalp atış hızımı. Bu da eğlenceli bir özellik olmuş. Aynı zamanda biraz önce dediğim gibi bunu birazdan uygulamalı olarak da göstereceğim. Şu uygulamalardan kamerayı bulabilirsem, evet buldum. Saatten kamerayı açtığınız anda telefonun kamerası otomatik olarak açılıyor. Şu şekilde telefonda yandan alıp göstereyim. Ve telefonu bu şekilde saatinizden kontrol edebiliyorsunuz. Kamerasını. Bu da ilginç bir özellik olmuş. Hatta bastığımızda fotoğrafta çekiyor direkt. Son derece kullanışlı olduğunu söyleyebilirim bu anlamda ama bir elinizde telefon, bir elinizde saat varken kolay değil tabii. Bu anca birilerini artık farkında olmadan fotoğraflamak için kullanılır. O yüzden çok bir şey diyemeyeceğim nasıl kullanılacağı konusunda. Bu arada saatle ilgili sizin en çok sorduğunuz sorulardan birisi oyun oynayabiliyor muyuz oldu. Apple Watch'un kendisine özel hazırlanmış bir uygulama mağazası var ve bu uygulama mağazasında çeşitli oyunlar da mevcut. Mesela biz bir tanesini indirdik. Battle Camp isimli bir oyun. Bir çeşit Pokemon dövüştürme oyunu gibi bir şey. Böyle yumurtadan çıkartarak başlıyorsunuz yaratığınızı. Bu ne lan? Sülük gibi bir yaratık. İlk kez açıyorum bu arada, o yüzden ne olup bittiğini tam bilmiyorum. Bu yaratığı böyle besliyorsunuz. Aha beslendi. Oh götürdüm maşallah. Bir daha beslendi. Ya bir de beslenince mutlu oldu. Biraz da oyun oynasın bakalım. O şu herhalde. Oynayamıyor musun? Buradan bir şey yapamıyoruz lan. Ya bileğinizde oyun oynamak çok rahat değil ama onu söyleyebilirim. Yatsıbar. Gördüğünüz üzere oyunda oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Apple Watch'un oyunları da mevcut. Dilerseniz şu özellikleri gösterdikten sonra biraz da benim yorumlarımdan bahsedelim. Bakalım saat gerçekten alın. Gördüğünüz üzere maillerinizi de okuyabiliyorsunuz bu şekilde. Uygulamalı olarak gösterdik ama maillerin sadece bir cümlesi geliyor. O bir cümleyi okuduktan sonra eğer önemliyse telefonunuzdan bakabiliyorsunuz mailinize. Yani tek cümle mail görebiliyorsunuz. Evet, bileğimde görmüş olduğunuz Apple Watch'un özelliklerinden bahsettik. Ben biraz uygulama deneyiminden bahsetmek istiyorum. Biraz sonra da içeriden Lütfi'yi arayacağım. Telefonla nasıl görüşüldüğünü de, daha doğrusu saatle nasıl görüşüldüğü konusunda da yardımcı olmanız için. Hatta hemen arayalım. Arama kısmını isterseniz rehberden yapabiliyorsunuz saatteki, isterseniz Siri'den yapabiliyorsunuz. Ben Siri'yi kullanacağım. Lütfi Karaca'yı ara dediğimizde Siri bizim komutumuzu alıyor ve aramaya başlıyor. Evet, şu anda Lütfi Karaca aranıyor. Bakalım açacak mı telefonunu? Şu an sizin de duyuyor olmanız lazım. Alo. Alo kardeşim, ne haber? Alo. Alo Barış, ben Barış, ne haber? Ha, iyiyim, sen ne haber lan? İyidir benden de. Aa, Efe sen misin? Oha, Lütfi'yi aradık, Efe çıktı nasıl satayım. Saatten arıyorum. Öyle. Lütfi'nin telefonu ben eve koydum kardeşim, artık benim telefonum. Saatten arıyorum, saatten. Nasıl geliyor sesim? Saatten mi arıyorsun? He. Gayet net ya. Güzel, senin sesin de gayet güzel geliyor. Bir deneyelim dedik, denemek için aradım. Eyvallah kardeşim, kolay gelsin. İyi bakalım, size de kolay gelsin, çok salaklamayın ha. Ne? Çok salaklamayın diyorum. Goy goy yapmayın. Ha, eyvallah, karşılıklı kardeşim. Eyvallah. Hadi kolay gelsin. Hadi. Evet, gördüğünüz gibi adeta asrın teknolojisi diyebileceğimiz jetgillerden fırlama, saatle telefonla konuşma dönemi resmen başlamış bulunmakta. Ama şöyle bir şey var. Biz insanoğlu olarak Bluetooth'lu kulaklıkla gezenleri bile uzaylı muamelesi yaparken bileğinde telefonla konuşanları görünce şeytan diye taşlarız. Ben o yüzden bu teknolojiye çok sıcak bakmıyorum açıkçası henüz. İnsanlığın buna hazır olduğunu düşünmüyorum diyebilirim. Telefonla konuşabildiğimiz, oyun oynayabildiğimiz Apple Watch'umuzun aynı zamanda bir özelliği daha var. O da bizi sürekli hareket halinde tutmak zorunda hissetmesi kendisini. Çünkü uzun süre oturduğunuz zaman çok oturdum kalk biraz yürü gibi uyarılarda bulunuyor. Açıkçası ben bu özelliğini de hiç sevmedim. Çünkü ben oturduğum yerden saatlerce kalkmayan bir insanım. Çok gerek duymuyorum yani ona. Çünkü bunlar Amerikan oyunları olduğu için, açıkçası Amerikan ürünü olduğu için ve Amerikalıların %70'i 80'i obez olduğu için onların hepsini kıpırdatmaya yönelikler ama Avrupa'da cartta cutta bu gibi uygulamaların çok anlamı yok diyebilirim. Hani biz zaten kıpırdıyoruz, obez değiliz biz. Ama sizi hareket ettirmesinin yanı sıra müzik dinlemenizi de sağlayabiliyor mesela. Lakin kendi hoparlöründen değil, telefonunuzun hoparlöründen ya da Bluetooth kulaklığınızdan müzik dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca 2 GB hafızası var. Bu da 250 şarkı falan alabiliyor incelemelerde. Gördüğümüz kadarıyla, ben o kadar şarkı marka atmadım içine de. Bu kadar müzik dinleyebildiğiniz, işte telefon görüşmesi yapabildiğiniz aletin pili de açıkçası beklendiği kadar gidiyor diyebilirim. Ya size çok fazla haftalarca ya da aylarca normal bir saat gibi kullanım süresi sunmuyor ama 3 saat kesintisiz telefon görüşmesi süresi sunuyor. 6 saat kadar da müzik dinleme süresi sunuyor. Zaten sürekli bunu telefon görüşmesi ya da müzik dinlemek için kullanmayacağınıza göre günü rahatlıkla çıkartır. Akşam çıkartırken de koyarsınız şarja. Sabah kalkar takarsınız. Yani bileğinizde saatli uyumuyorsanız şayet sıkıntı yaratmayacak bir konu olduğunu söyleyebilirim batarya meselesinin. Şarj dolumu da yaklaşık 2 saatte şarjı sıfırken %100'e kadar çıkıyor. Sıfırdan %2 saatte çıkıyor yani. Ve geldik Apple Watch ile ilgili nihai soruya. Apple Watch alınır mı, alınmaz mı? Ya Allah aşkına. Plastik bileklik, plastik şey koymuşlar, kayış koymuşlar böyle naylon, muşamba, 1 liralık saat gibi. Tek özelliği sosyal medya bildirimi, mail, cart çurt falan filan alabilmesi. Maillerinizin, mesajlarınızın tek bir cümlesini okutuyor size. Bir cümle mail okumak için 2000 lira para verilmez, bu bir. İkincisi, biraz önce dediğim gibi Bluetooth kulaklıkla dolaşan adama uzaylı gözüyle bakıyoruz. Bileğinde telefonla konuşan adama şeytan muamelesi yapar, taşlarlar. Ayrıca ya bir şey konuşacaksın, siz duyuyorsunuz buradan. Telefonla konuşmanın diğeri niye duysun? Özel bir şey konuşacağım ben. Ya tam çok iyi teknoloji, eyvallah, çok güzel yapmışsınız ama gerek yok. Evet, Apple Watch incelemesinde sizlerle birlikteydik. Ben alınmayacağına ve alınmaması gerektiğine kanaat getirdim. Çünkü şu an için gereksiz pahalı, hani lüzumsuz pahalı bir alet. Telefonsuz yapamıyorsunuz. Hani telefonunuz olmadıktan sonra hiçbir işe yaramıyor. Kendi başına telefon olarak kullanabilecek bir cihaz değil. Bu yüzden çok anlamlı değil kullanmak. Ama havalı alet, onu söyleyebilirim. Hani havalı ya, o kadar yani. Başka bir numarası yok adeta. Ya bir kere çıkartıp bunu masaya vurduğunuz zaman size bakarlar. Bakmayacak adam da yok. Ayrıca bunu bileğinize takarsanız gidersiniz. Geçen sefer Apple MacBook'ta söylediğim gibi gene mekanın en havalı siz olursunuz ama gerek yok o kadar para vermeye. Hoşçakalın. Ayrıca gene unutuyordum az kalsın. Şu benim gözümün önünde çıkan adreslerin her birinden bizi takip edebilirsiniz.